Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Bugün de yerde selam vereyim dedim. Sizlerle bugün bir sera kuracağız. Bu nasıl bir sera biliyor musunuz? Böyle dolap şeklinde bir sera. Bunu uzun zamandır almayı düşünüyordum ama alıp almamak konusunda çok kararsızdım ve en sonunda dedim ki evde yetiştirdiğim çiçeklerimi, bitkilerimi cam kenarına koymaktansa bu tropik meyvelerimi cam kenarlarında bir şekilde çimlendirmeye çalışmaktansa, ki evin içi o kadar soğuk ki çimlenmiyor, en azından güneş alacak bir yere koyayım ve onun içinde çimlensinler diye düşündüm ve sonunda paraya kıydım ve bunu aldım. Lego alamadım. Bunu aldım çünkü bu ona lazım. Aslında dışarıda neden bakmıyorsun diye düşünebilirsiniz bu arada. Yani köyde oturuyorsun. Buraya koyup aslında yetiştirmeyi düşünüyorum ama burası çok fazla rüzgar alıyor ve soğuk oluyor. Rüzgar aldığı için de yetişen bitkiler biraz kendilerini şaşırıyorlar. O yüzden kapalı bir yer olması gerekiyordu. Evde bahçenin içine de koyabilirdim, aşağıda bahçede, ama gözümde olmalarını istiyorum çiçeklerin. O yüzden rahat kontrol edebileceğim en yakın yer burada, bana balkon. Çimlendireceğim tropik meyveler için de. O yüzden burayı seçtim. Şimdi bunu kurmaya başlıyoruz. Bu arada başlamadan önce bunu arkadaşlar linkini falan aşağıya koyuyorum. Sağ olsunlar bir günde gönderdiler. Vivense.com.tr sanırım. Vivense'den aldım bu ürünü. Bir günde geldi. Yani 3-4 teslimat tarihi 5-6 gün sonraya falan yazıyordu ama bir günde gönderdiler. O yüzden onlara da buradan teşekkür ederim. Olur da bu videoya denk gelir de izlerlerse. Ben şöyle... Neden zorlaştırıyorum ki işi? İçindeki naylonu kesmemeye çalışıyorum. Şu seramızın naylonu gayet kalın bir naylon gibi duruyor. Bakıyorum. Evet, bayağı iyi bir naylon gibi duruyor. Onu şimdilik şuraya alıyorum ve kurulmaya başlıyorum. Şurada bunlar var. Bakalım. Becerebilecek miyiz? Köşeler. Bunlar ortalar. Bunlar köşeler. Şöyle takıyorum sana. Aynen, bunlar orta kısımlar böyleymiş. Köşeler böyleymiş. Evet, şimdi ben böyle parçaları ayırdım. Ve ne yapıyoruz? Kuruluma hemen başlıyoruz. Şöyle. 4 tane ayağımız var. Orta demirlerimiz bunlar. Bundan bir tane de gerekli. Şimdi köşeleri birleştiriyorum. Bir 40 santimlik daha. Burası da tamam. Şimdi bu orta kısmı birleştiriyorum. Ve hız kesmeden devam. Bu da aslında bir nevi logo sayılır. Hatta Kinex. Evet, iki tane orta direk. Şaban. Oğlum direk. Sen direk oğlu direk. Ben orta direk. Başkasından fayda yok bize. Akraba sayılırız.
Biraz yardım et bana. Ne yapıyorsun oğlum? Bilmem. Havada asılı kaldık. Şimdi ne yapayım hoca? Ortalarımız için tutucu. Hemen bu değil. Orta bağlantılarımız. Bu. Yine yanlışlıkla kısayı aldım. Hiç uyanmıyorsunuz arkadaşlar. Buraya gitmiş. 40 santimlik olandan takmışım. Hiç uyanmıyorsunuz beni. Hemen buradaki hatamızı düzelttik. Ben buraya da 40 santimlik takmışım galiba. Doğru takmışım ama bir gariplik var sezemedim şu an. Tam mı oturmadı acaba? Neyse birazdan kokusu çıkar. Evet arkadaşlar, ben şimdi bir katı bitirdim. Diğer iki katı yapıp geliyorum. Evet, bu da son katımız. Şöyle yerlerini oturtuyorum. Gayet güzel. Köşelerini falan vuruyorum ki iyice otursun diye. Şimdi bu raf araları desteklerini koyuyorum. Sıkı takılmamış her şeyi de sıkıcı taktık. Rafları koyalım. Hava çok soğuk. O yüzden hızlı hızlı bir kurulum yaptım. Bir türlü ısınmadı bu sene havalar ya. Neden acaba? Normalde bu zamanlarda hava sıcacık olurdu diye hatırlıyorum. Hem korona var hem bu havaların soğukluğu. Yeter artık. Yeter. İnsanda yaşama sevinci kalmadı. Keşke bunları takmanın daha pratik bir yolunu bulsalarmış. Bunu yapıyorum ama bir yandan da çok büyük bir korkum var. Bunun buradan uçup gitmesi. Umarım uçmaz, kalkmaz, devrilmez. Ya aşırı bir rüzgarda ne olacağını bilmiyorum. Çok zorlandım. Lego gibi seramızı da bitirdik. Şimdi üstüne şu örtüsünü örtelim. Bunun önü nerede? Burası önü. Saçımı bozma lütfen. Evet, tam bir bu giysi dolapları vardı ya fermuarlı, tam onlar kadar boyu. Hatta giysi dolaplarının boyu biraz daha mı uzundu? Emin değilim, hatırlamıyorum ama
Ne kadar olduğunu merak ediyorsanız tam olarak. Benim boyum 1.76. Ona göre düşünürseniz bunu da ne kadar olduğunu boyunun anlarsınız. Şurada bir şey var. Onun ne olduğunu merak ettim ve ona bakıyorum şu an. Şuradan böyle fermuarını açtığınızda şimdi doluyorsunuz ve burada içeride bu doladığınızı tutturmak için de size bir şey yapmışlar. Bunu buraya bağlayıp senanızın açık kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Senamızı kurduk arkadaşlar. Şimdi ben içeriden gidip çiçeklerimi getireceğim ve onları buraya dizeceğim. Ben şimdi bütün odamdaki falan ve aşağıdaki çiçekleri getirdim. Hatta aşağıdaki çiçekleri değil. Şunları ekmiştim. Küçük seralara diktiğim tohumlar var. Onları yukarıya getirdim. Ben bunları buraya dizerken siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni sevmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Açıklamalara koyduğum oynatma listelerinden de hoşunuza giden, sizin beğendiğiniz videoları izlemeyi sakın unutmayın. Hadi ben bunları diziyorum. Siz o işlemleri hallediverin. Hala kanala abone olup videoları beğenmediniz mi? Ne duruyorsunuz? Görüşürüz, bay bay.